Merhaba arkadaşlar. 14. testle birlikteyiz. Diyor ki: DNA'nın hücredeki görevleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. Evet arkadaşlar, bu doğru. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir. Evet, doğru. Ribozoma bağlanarak amino asitlerin peptitleşmesini sağlar demiş. Hayır arkadaşlar, ribozoma bağlanmaz tabii ki. Ribozoma bağlanan kimdir? Mesajcı RNA'dır. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. İkinci soru, bir insan hücresinde bulunan DNA molekülü ile ilgili verilenlerden hangileri tüm canlarda aynı değere sahiptir? Adenin, guanin artı timin, tozin Arkadaşlar, adenin ve guanin pürin bazlarıdır. Timin ve sitozin pirimidin bazlarıdır. Şimdi adenin timin sayısı eşit, guanin ve sitozin sayısı eşit. O zaman bunların her zaman için e, oranı ne olur? Bir olur. Tüm canlılarda aynıdır bu. Adenin artı timin demiş. Bakın adenin timin birbirine eşit. İkisi de 100 olsa 200. Guanin tozin birbirine eşit. İkisi de 200 olsa 400. E bu oran her zaman bir e, canlılarda aynı mıdır? Hayır. Pirin bazı sayısı bölü toplam pentoz sayısı. Pirin bazları neydi? Adenin, guanin. Pentoz sayısı da nükleotit sayısına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu oran da her zaman için 1/2'dir bölü 2'dir. ve tüm canlılarda aynıdır. Cevabımız 1 ve 3 olur. C şıkkı olur. Üçüncü soru, bir hücre DNA'sındaki toplam hidrojen bağının hesaplanabilmesi için hangi ikisinin bilinmesi yeterlidir? Arkadaşlar, guanin sayısını bilirsem, e, toplam nükleotit sayısı diyor. Evet, guanin sayısını ve toplam nükleotit sayısını bilirsem yeter. Çünkü guanin ile sitozin birbirine eşit. O zaman geriye kalan ne olacak? Geriye kalan adeninle timin olacak. Dolayısıyla ben buradan bulurum arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. DNA yapısı ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Birbiriyle sarmal oluşturan iki iplik bulundurur. Evet. Nükleotitler fosfodiester bağlarıyla birleşerek polinükleotit yapısını oluşturur. Doğru arkadaşlar. Nükleotit sayısı kadar pentoz ve fosfat, fosfor bulundurur. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur aşağıda bu, kurgulanan DNA modelinde kare organik bazı, beşgen pentozu, yuvarlak ise neymiş? fosfatı ifade etmektedir diyor. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? L diyor fosfat grubu olup DNA'da nükleotit sayısı kadar bulunur. Evet arkadaşlar bakın kaç tane nükleotit varsa bakın 1 2 8 tane nükleotit var. Her birinde de fosfat grubu var mı? Var. O zaman bu doğrudur. K ve L arasında fosfodiester bağı kurulur demiş. Hayır arkadaşlar K ile L arasında ester bağı kurulur. Ester. Fosfodiester nerede kurulur? Başka nükleotitler arasında kurulur. Tamam mı? Farklı iki nükleotit arasında kurulur. O yüzden bu yanlıştır. Bir adenin ise iki timin olmak zorundadır. Evet adenin ile timin karşı karşıya gelecek çünkü doğru. 3 purin ise 4 pirimidin bazı olabilir. Şimdi bakıyorum 3 purin mesela guanin 4 ne olur? Sitozin olur. Evet doğrudur. 6 ve 8 karşılıklı geldiğinde e, hidrojen bağı kurulur demiş. Arkadaşlar 6 ve 8 karşılıklı gelirse hidrojen bağı kurulur demiş. E, bunlar arasında ikili bağ var. O zaman bunlar adeninle timindir. Bunlar da guanin sitozindir. Bu ikisi karşılıklı gelemez arkadaşlar. O yüzden hidrojen bağı kurulmaz. Bu yanlış olur. Bir, şuna bir daha bakalım. K ve L arasında fosfodiester bağı kurulur. Ya büyük ihtimal şöyle düşündü. E, L ve K'yı arkadaşlar alt alta nükleotitler olarak düşünüp o şekilde söylemiş olabilir. O zaman doğru kabul edeceğiz bunu. Ama direkt size tek bir nükleotit verse pentozla işte e, fosfat grubu arasında fosfodiester bulunur derse yanlış olur. Ester bağı bulunur. Burada cevabımız E şıkkı olacak. 6. soru. DNA molekülü aşağıda verilen yapıların hangisinde bulunmaz? DNA. Sitoplazmada bulunur. Mitokondri kloroplast çekirdekte bulunur ama ribozomda bulunmaz. Ribozomun yapısında ribozoma RNA vardır. 7. soru. RNA molekülü aşağıda verilenlerin hangisinde genetik bilginin aktarımından sorumlu olabilir? Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki virüs. Virüslerde ya DNA var ya da RNA var. İkisiyle e, ee, bir arada bulunmaz kesinlikle virüslerde. 8. soru. Pneumokok bakterileri patojen etki gösterip zatürreye neden olmaktadır. Aşağıda bu bakteriye ait farklı formların fareye uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Şimdi kapsülsüz bakteri fareye enjekte edilmiş fare yaşamış. Kapsüllü bakteri de fare ölmüş. Isıtılan kapsüllü bakteri bakın ısıtılan kapsüllü bakteri de bakteri ölmüştür. Dolayısıyla fare yaşıyor arkadaşlar. Kapsülsüz bakteri artı ısıtılan kapsüllü bakteri ne yapmış? Fare yine ölmüş. Peki burada neden ölmüş fare? Çünkü bu kapsülsüz bakteri şuradaki ölmüş kapsüllü bakterinin genlerinden kapsül genini almıştır ve fareyi öldürmüştür arkadaşlar. Diyor ki buna göre hangisi doğrudur DNA ile ilgili? DNA sonradan girdiği bakterilerin kalıtsal yapısını ve özelliklerini değiştirmiştir diyor. Kapsülsüz bakteriler hastalık etkeni olan kapsül yapısını ortamdaki ölü kapsüllü bakteriden almıştır. Evet az önce söyledik doğru. Hücresel, hücrelerdeki hayatsal olaylar DNA tarafından yönetilir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman 3'ü çıkaramıyoruz. Yani pardon yanlış olacak. 3 buna bakılarak çıkarılamaz. DNA sonradan girdiği bakterilerin kalıtsal yapısını ve özelliklerini değiştirmiştir. Hani şuradaki kapsül genini alıyor ya o yüzden kalıtsal yapısını özelliğini değiştirir. Cevabımız ne olacak? B şıkkı 1 ve 2 olur. 9. soru. Bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleri tüm monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde seçeneklerde verilenlerden hangisinin sayıca en çok oluşması beklenir? Arkadaşlar bakın e, DNA ve RNA için söylüyor her ikisi içinde. Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil bunlar az sayıda oluşur. Çünkü hepsi organik baz, hepsinin gelme ihtimali var. E Riboz sadece RNA'da bulunuyor. E o yüzden RNA ne kadar so kadar oluşur ama fosfat her ikisinde de bulunduğu için daha fazla sayıda oluşur. Cevabımız C şıkkı olur. 10. soru. Yukarıdaki tablo incelendiğinde işaretleri soruyor bize. Kendine eşleyebilme. RNA kendine eşliyor mu? Hayır, eksi olur. Pentoz bulundurma. Her ikisinde de pentoz var. 5 karbonlu şeker. Protein sentezinde görev alma. Her ikisi de görev alır. Çift zincirden oluşma. DNA çift zincirdir ama RNA tek zincirlidir eksi. O zaman ne olacak cevabımız? Eksi, artı, artı, eksi olacak. Evet, cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 11. soru nükleotidin yapısını vermiş. Şimdi buradaki C yapısı nedir? Azotlu bas. Baz. D nedir? Şeker. E nedir arkadaşlar? Fosfat. Buradaki bazla şeker arasında hangi bağ var? Glikozit bağı. Şekerle fosfat arasında da ester bağı var. Diyor ki A diyor yüksek enerjili hidrojen bağıdır. Hayır bu yanlış. Ne dedik? Glikozit bağı. B diyor glikozit bağıdır. Hayır ester bağı. C urasil organik bazıdır. Olabilir arkadaşlar. Ribonükleotit yapısı verilmiştir diyor. Çünkü yani RNA'nın yapısı RNA'nın yapısında urasil olabilir. D diyor deoksiribozdur. Hayır. RNA'da riboz vardır. Deoksiriboz yoktur bu gitti. E diyor ATP'nin yapısında da bulunur. Evet arkadaşlar, fosfat ATP'nin yapısında da bulunur. Doğrudur. O zaman C urasil organik bazıdır. Baz diyor buna. Urasil olabilir. Hangisi kesinlikle doğrudur dese aslında direkt E'yi alırız ama bu durumda hem C doğru olur hem de E doğru olur arkadaşlar. O yüzden ben her ikisini de doğru kabul ediyorum. Ama büyük ihtimal hangisi kesinlikle doğrudur diye sormak istemiş. Cevabımız ona göre E şıkkı olur. Gelelim son sorumuza. Normal azotlu DNA taşıyan bir bakteri önce ağır azot taşıyan besi yerinde bir kez sonra da normal azotlu ortamda peş peşe iki kez bölünüyor. Hemen yapalım bakın. Normal azotlu 14, 14'lü ilk önce ağır azotlu. O zaman ne olur? 14, 15, 14 15 olur. Sonra da iki kez nerede eşleniyormuş arkadaşlar? İki kez normal azotlu. O zaman ne olacak bakın? 14 15. Şunu alıyorum. 15 15. Şey, pardon. Normal azotlu olduğu için 14 14. 15 14 olur arkadaşlar. Yine 14 14. 15 14 olur. Melez olan kaç tane oldu bakın? 1 2 tane oldu. Şimdi bu durumda benim bir formülüm vardı 2 üzeri n formülü. Kaç kere bölünüyor? Kaç kere bölünüyor arkadaşlar? 2 kere normal azotlu ortamda. O zaman 2 üzeri 2'den ne olur? 4 olur, değil mi? 4 tane DNA oluşuyor. Bu 4 tane DNA'da e, bakın ikinci bölünmedeyim. deyim. sinek normal azotlu, ikisi de melez. E şimdi tekrardan böleceğim. O zaman 3. bölünmeyi yapacağım. 2 üzeri 3'ten kaç tane oluşur? 2 üzeri 3'ten 8 tane. 8 taneden 2 tanesi melez olur. Geriye kalan 6 tanesi de ne olur? Normal azotlu olur. O zaman normal azotlular daha hafif olduğu için yukarıda kalır mı? Kalır. O zaman 6K nerede kalacak? Yukarıda. Melez olanlar da ortada olur mu arkadaşlar? Evet o zaman 2K da ortada olacak. Cevabımız B şıkkı olacak. Eğer ağır azot olsaydı o zaman dibe çökerdi. Dip kısımda da olurdu. Ama burada olmadığı için cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Evet böylece sorularımızın sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.